Herkese merhaba, ben Deniz. Bugünkü podcastımızda bizi hangi hayvanın temsil ettiğinden bahsedeceğiz. Bu konuyu seçtim çünkü dün onedio.com adlı web sitesinde bir test yaptım. Bu test bizi temsil eden hayvanı bulmamıza yardım ediyor. Tabii ki bu test gerçek bir test değil. Sadece eğlence için yaptım. Ve bu konu hakkındaki düşüncelerimi sizinle paylaşmak istedim. Aslında test çok basit. Size 10 soru soruluyor, bu soruları cevaplıyorsunuz ve size hangi hayvanın sizi temsil ettiğini söylüyor. Benim test sonucum at çıktı. Bugüne kadar birçok hayvan aklıma geldi ancak atın beni temsil edeceği hiç aklıma gelmedi. Bu sonuç bence de ilginç ama bir sebebi var. Birinci soru hangi hayvanın daha özgür olduğunu soruyor. Ben bu soruya martı cevabını verdim. Hayvanlar arasında büyük hayvanlar, hızlı koşan hayvanlar, yer altında yaşayan hayvanlar, yüzen hayvanlar ve uçan hayvanlar vardı. Bence uçmak en özgür eylem olduğu için ben de uçan bir hayvan olan martıyı seçtim. İkinci soruda ıssız bir yer seçmemizi istiyor. Ben yeşil bir ovayı seçtim. Seçenekler arasında çöl, orman ve kanyon gibi yerler de vardı. Ancak bu fotoğraf bana daha huzurlu geldi. Üçüncü soruda da 9 farklı doğal yer fotoğrafı vardı. Ben burada da en yeşil ve huzurlu görünen ırmak fotoğrafını seçtim. Dördüncü soru karakteriniz hakkında. Dokuz seçenek arasında beni en iyi anlatan, çalışkan, yardımsever ve iyi huylu seçeneğini seçtim. Bu özellikler benim karakterime en uygun özellikler. 5. soru hangi havayı daha çok sevdiğimiz ile ilgiliydi ve ben güneşli havayı seçtim. İspanya'da güneşli havada nefes almak dahi zor olsa da yine de güneşli havayı seviyorum. Sonraki soruda yani 6. soruda en sevdiğimiz sporu soruyor. Ben büyük bir futbol severim. Tuttuğum takımın futbol maçlarını hiç kaçırmam. Futbol maçlarına gitmeyi de çok severim. Bu yüzden tabii ki seçeneğim futbol oldu. Sonraki sorular çok da önemli değil. Bütün soruları tek tek anlatmak yerine beni neden atın temsil ettiğine bakalım. Web sitesine göre beni bir at temsil ediyor. Çünkü at hem güçlü hem asil, hem cana yakın, hem de özgür bir hayvan. Atlar ayrıca yardımsever, faydalı ve sadık hayvanlardır. Test sonucuna göre ben de bu özellikleri taşıdığımdan dolayı benim ruh ikizim bir at. Daha önce de dediğim gibi bu test sadece eğlence için. Gerçekte beni hangi hayvanın temsil ettiğini bilmiyorum. Bazen uçmak istiyorum, bazen koşmak. Ancak uçmam şimdilik mümkün değil. Bu yüzden de atı benim ikizim olarak kabul edebilirim. Podcast'ımızı dinlediğiniz için teşekkürler. Transcription ve diğer materyaller için turkishpodcast.com web sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.